Yeşille mavinin harman olduğu bereketli toprakların adıdır Karadeniz. Tarihi geçmişi, kültürel birikimi ve doğal güzellikleriyle insanı büyüleyen Karadeniz'in ilk akla gelen şehirlerinden birisi de Giresun'dur. Adını kirazından, ününü fındığından alan Giresun'un cazibe merkezlerinden olan Espiye ise tarih, kültür ve tabiat turizminde marka olma yolunda hızla ilerlemektedir. Espiye bugün Soğukpınar beldesi olarak bilinen 550 yıllık geçmişe sahip, Bayramoğlu nahiyesine de ev sahipliği yapmaktadır. Espiye ilçesi ve tarihi Soğukpınar beldesi, Karaovacık yaylası, Kızılkaya madenleri, Karadoğa ormanları, Ahılbaba Dağı gibi doğal güzellikleriyle tabiat aşığı gezginlere dört mevsim farklı manzaralar sunar. Espiye'yi tanıtmaya Soğukpınar beldesinden başlıyoruz. Belgesel tadında Soğukpınar beldesine tarih ve kültür yolculuğumuz başlıyor. Espiye'den Soğukpınar beldesine doğru ilerliyoruz. Bizi nazlı nazlı akan Gelevera deresinin seyrine doyulmayacak manzarası boyunca virajlı yollar karşılıyor. Yemyeşil ormanlarla kusursuz bir ahenk oluşturan manzara insana huzur veriyor. Yeşilin tüm tonlarına hakim olan Soğukpınar, dağları, ormanları, dereleri ve fındık bahçeleriyle cennetten bir köşe adeta. Pangal Şelalesi, Sarıkız Kirazlığı, Temtem Gölü, Han Çayırı, Şahin Kayası ve Kızılkaya Madeni, beldenin keşfedilmeyi bekleyen güzelliklerinden sadece birkaçı. Özellikle Kızılkaya Madeni, büyüleyici gün batımı manzarasıyla ziyaretçilerine unutamayacakları bir deneyim yaşatır. Karlı dağlar ve yaylalardan koşarak akan sular, belde sınırının başladığı yer olan Pangar Şelalesi'nde hoş geldin dercesine karşılıyor bizi. Allah dostlarından Pangal Derviş Dede'nin kurduğu bölge ve bu şelalede o zatın adına izaf eden vefa borcu olarak ödenmiş. Sizleri Pangal Şelalesi'nden Soğukpınar Beldesi'nin sınır çizgisinden Soğukpınar Beldesi'ne götürüyoruz. Ressamın fırçasından çıkan sanat eseri gibi yaz ve kış büyük ilgi gören şelale, bu yoldan geçenlerin hatıra fotoğrafı çektirdiği en uğrak yerlerden biridir. Soğukpınar gezimize Tuygu Mahallesi'nden başlıyoruz. 1998 yılına kadar Dikmen Köyü'ne bağlı bir mahalle olan Tuygun, belde belediyesi kurulduktan sonra Soğukpınar'a bağlı bir mahalle haline gelir. Espiye'nin en eski köylerinden birisi olan Seydi Köyü'nden gelen aileler tarafından kurulan Tuygun'dan, köylerin ve vadilerin doyumsuz manzarasını seyretmenin keyfi bir başkadır. Haynen nenne, haynen bebek, haynen nenne, haynen bebek. Beşiklerde, salıncaklarda büyüdük. Şimdiki çocuklarsa süper karyolalarda, özel
yapılmış mobilya beşiklerde büyüyorlar. Ve bazen bahçede iki ağaç arasına ıyılıp böyle sallanırdı. Gece beşikte, gündüzün bahçede. Hep öyle değil mi? Hay neni neni, hay neni bebek, hay neni neni, hay neni bebek. Buradan neredensiniz? Buradan da Duygun'danız. Espiye Ericek grup yolundan ayrılarak belde yoluna giriyoruz. Yeşilin tüm tonlarının hakim olduğu Soğuk Pınar'a girerken gözlerimizin önünde bir tarih canlanıyor. 'Dere içindeki göller, Soğuk Pınarlıların gönlünde çok farklı bir yere sahiptir. Bayramlar ve tatil günlerinde en uğrak yerlerden biri olan Mantarlık altındaki Temtem Gölü, çocukların ilk yüzmeyi öğrendiği ve daha derin göllere, denizlere girecek cesarete sahip olmayı öğrendiği yerdir. Yol yapımı sırasında dolan göl yine eski haline geldi.